Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah nasip ederse bu videomuzda tarikatların şirki nasıl tebliğ ettiklerine değineceğiz. Şimdi şöyle bir soru aklınıza gelebilir, gelmelidir de. İşte bu tarikatlara çok yükleniyor insanlar. İşte her pisliğin kaynağı görüyorlar. Ağır eleştiriler yöneltiyorlar. Ya bunlar fazla aşırı değil mi diye aklınıza gelebilir. Ama arkadaşlar, Allah'ın bir kanunu vardır. Kim şirk dinini yayarsa, şirke bulaşırsa Allah onu zelil ve rezil eder. Yani rezil olmak kaçınılmazdır. Allah-u Teala'nın hiçbir Müslümanın hiçbir ibadetine ihtiyacı yoktur. Cenab-ı Allah bizden kendisine şirk koşmamamızı istiyor. Tarikatınla birlikte yargılanmayacaksın. Mezhebinle, cemaatinle, partinle, dini ya da siyasi liderinle beraber ahirette anılmayacaksın. Sen ne yaptın? Ve bu açıdan bakıldığı zaman tarikatlara yönelten eleştiriler, biraz sonra göreceksiniz, çok da haksız değil aslında. Çok da haksız değil yani. Neden değil? Şimdi aziz kardeşler, bakın yan tarafta bir kitap görüyorsunuz. Tarikatçılığa Bakış kitabı. Abdülaziz Bayındır Hoca'ya ait. Ben bu kitabı 2003 yılında okumuştum. Orada bazı yerler var ki benim çok dikkatimi çekti. Şimdi sizinle paylaşacağım. Bu kitabın şu tam şu şeyine geldiğim zaman, bölümüne geldiğim zaman, biliyorsunuz Mahmut Usta Osmanoğlu ve yanındaki hocalarla, Cübbeli'dir, işte Ahmet Vanlıoğlu'dur, Ali Bayram Öztürk'tür, onların da birlikte olduğu bir grupla Abdülaziz Hoca tek bir münazara yaptı. Sonra bu münazarayı Tarikatçıla Bakış diye kitaba çevirdi. İşte o kitabın şu bölümüne geldiğim zaman benim kanım dondu. Gerçekten bütün sinir sistemi bozuldu. Nedir o? Şimdi orada mürit denen şahıs Abdülaziz Hoca şöyle diyor. Şu hadisi kabul etmemişsin. İşlerinizde ne yapacağınızı şaşırdığınızda kabirdeki ölülerden yardım isteyiniz. Bunun nesine karşı çıkıyorsun? Kabirdeki ölüden yardım istemek ondan ibret almak demektir. Abdülaziz de şöyle cevap vermiş. Öyleyse neden ölülerden ibret alın denmiyor da yardım isteyin deniyor? Hadis diye uydurulmuş o sözün içinde ölüden isteinu, yani yardım isteyin, emir veriyor orada deniliyor. Halbuki Fatiha suresinde yalnızca Allah'tan yardım istememizi öğreten İyyâke nestaîn ayeti vardır. Hadis dediğiniz yukarıdaki sözle bu ayet açıkça çatışmıyor mu? Fatiha'yı her namazda okuyup bu bilgiyi zihnimizde diri tutmamız, ya bunun bir anlamı yok mu? Bu bilgiyi diri tutmamızın bir anlamı yok mu? Yukarıdaki sözü Muhammed Aleyhisselam'a iftira edenlerin yanında yer almak size ağır gelmiyor mu? Hiç düşünmez misiniz? Temel görevi Kur'an'ı anlatmak olan Nebimizin Kur'an'a aykırı sözü olur mu? Sonra bu sözü ondan duyan yok. Yani kaynağı yok. Onunla birlikte ya da ondan sonra yaşamış olanlardan böyle bir söz söylemiş olan da yok. Bunu nakletmiş sahip bir hadis kitabı da yok. Bunların hiçbiri yok. Bunu duyuralı çok oldu ama siz de bir şey bulamadınız. Çünkü olmayan şey bulunmaz. Böyle cevap vermiş İsmaila cemaati. Acluni'nin Keşful Hafa isimli kitabında var ya, onun kitabında olması bizim için yeterlidir. Acluni büyük bir hadis alimidir. O da İbni Kemal'in Erbayn'inden almıştır. Abdülaziz de şöyle cevap vermiş. Acluni o kitabı halk arasında hadis diye bilinen sözlerin doğrusu ile asılsız olanını ayırmak için yazmıştır. Bu sebeple o kitapta çok sayıda uydurma hadis vardır. Yani adamın kitabı almasının sebebi buna inanın diye değil. Böyle bir hadis yok ama dikkat edin diye. Acluni Hafız İbni Hacer'in şu sözünden naklediyor. Aslı olmayan hadisleri kim naklederse Buhari'den rivayetle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünün kapsamına girer. Kim benden söylemediğim bir şeyi naklederse, yani bana iftira atarsa, cehennemde oturacağı yere hazırlansın. Cehennemdeki yerini hazırlasın. Acluni kitabında aldığı hadislerin kaynağını verir. Bu sözle ilgili olarak sadece İbni Kemal Paşa'nın Erbayn'inde böyle geçmiştir der. Güzel de İbni Kemal'le devam edelim. İbni Kemal'in Erbayn'ine baktığımızda hadis diye söylediği o sözün hiçbir kaynağı vermediğini görürüz. Yavuz Selim'in Şeyhülislam'ı olan İbni Kemal Nebi Aleyhisselam'ı görmediğini bilen, arada 900 yıl var. Rivayet zinciri yok, silsilesi yok. Cehl ve tadil edebileceğiniz, inceleyebileceğiniz herhangi bir hadis zinciri senedi yok. Aslı astır olmayan bu sözü hadis diyenlerin cehennemde oturacakları yere hazırlanmaları gerekir. Ondan sonra mürit yaşayanlardan yardım istemiyoruz falan falan diye konuyu değiştiriyor ve bambaşka bir yere götürüyor. Arkadaşlar bakın. Böyle söyleyeyim size. Burada Abdülaziz Hoca kaynağını istiyor. Ya bir Müslümanın diğer bir Müslümanın soracağı bir soru. Bunu onur meselesi yapmayın lütfen. Bir hadis naklediyorsan kaynağını söyleyeceksin. Kaynak falan kitapta geçiyor. O kitabı da okumamışlar zaten. Bakıyorsun Resulullah'a dayanan hiçbir senedi sepeti yok. Ve Abdülaziz Hoca çok ağır konuşuyor orada. Diyor ki, ya Resulullah'a iftira atanların yanında yer almak size zor gelmiyor. Nasıl bunu desteklersiniz? Bunu nasıl kendine delil olarak yayarsın? Ve bunu yapan tarikatın şeyhleri, yani tepedeki yönetici kadro. Muhammed Aleyhisselam'ın söylemediği bir sözü
Aslı, Astarı, Kaynağı, Buhari, Müslim. Ya ister uydurma hadis deyin kitaplara, ister sahih deyin. İster hadislerin tümüne inanın, ister hiçbirine inanmayın. Hiçbir hadisi bundan vermiyor. Ya Muhammed Aleyhisselam gidin. Ölülerden yardım isteyin der mi? Ve tevekkel alel hayyillezi la yemut diye Furkan suresinde ayet var. Hiç ölmeyen Allah'a tevekkül et diye. Ya yüzlerce ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Göreceğiz zaten biraz sonra. Bunları tebliğ eden Muhammed Aleyhisselam gidin ölüden yardım ister der mi? Bu konuşmadan sonra benim bunlara bakışım çok fena halde değişti. Olumsuz yönde değişti. Özellikle şu bahisten sonra. Ya hoca hadis kaynağını soruyor. Bir hadis kaynağı söyle bana diyor. Sen o kitapta yok mu? E orada geçmiyor mu? E diriden yardım istemiyor mu? Hiçbir kaynak gösteremiyorsun. Resulullah'a iftira atıyorsun. Şimdi bu konuşmadan sonra herhalde düzelmişlerdir diye bekliyorsunuz. Yani çok ağır bir itham, ağır bir iddia, ağır bir cürüm. Muhammed Aleyhisselam'ın söylemediğini ona isnat ediyorsunuz ve bu ortaya çıkıyor. E geri durmak lazım, değiştirmek lazım. Allah'a sığınmak lazım. Biz ne yapıyoruz demek lazım. Ve hem de tevhid inancına aykırıdır. Hiç Muhammed Aleyhisselam ölüden yardım isteyin der mi? İyyâke nestaîn ayetini tebliğ eden Muhammed Aleyhisselam gidip de ölüye tapın der mi? Hürmetçilik şeyini başlatmış o olabilir mi? Bütün ömrünü aman ölüye tapmayın, aman putlara tapmayın diye cihatla geçiren, tevhid inancını yayacağım diye nice nice sıkıntılara katlanan Muhammed Aleyhisselam işin sonunda erülerden de yardım isteyebilirsiniz der mi? O böyle bir şey söyleyebilir mi? Bu duyar duymaz tüylerinizin diken diken olması lazım. Yani bu şekilde bir refleks gösterip herhalde geri dönmüşler de diye bakıyorsunuz. E boşa bakıyorsunuz, öyle değil. Bakın arkadaşlar, o konuşmadan sonra yazılmış kitap. İrşadül Müridin. Ya da defalarca basımı yapılmış. Bu kitabın sayfa 320. Ne yazıyor burada? İşlerinizde zorluğa düştüğünüzde kabir ehlinden yardım isteyin. Mahmud Usta Osman'ı almış bunu. İrşadın müritleri irşad ediyor. Neyle? Yalanla. İftirayla. Şirkle irşad ediyor. Ondan sonra tarikatlar niye zor durumda, rezil durumda? Allah hiçbir müşriye yardım etmez de ondan. Allah hiçbir iftiracı müşriye yardım etmez. Yardımsız bırakır. Ya Rabbi sen İslam alemine yardım et. İslam alemi olmasa da Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala'nın hiç kimsenin kuluna ihtiyacı falan yoktur. Biz olmasak da olur. Bu videoyu izleyenler olmasa da olur. Bu videoyu çeken olmasa da olur. Bu kitaplar olmasa da olur. Göklerde yerde hiç kimse olmasa da olur. Allah-u Teala zaten ganidir. Zaten hamiddir. Zaten övgüye layık olandır. Senin tevhidine ihtiyacı falan yoktur. Tevhid sana lazım. Allah'a lazım değil. Durum buyken sen o uydurma iftirayı gidip kitabına koyuyorsun. Muhammed böyle dedi diye. Sen atıyorsun. Bitmedi. Aynı yalan ve uydurma Kur'an-ı Mecid ve Tefsiri Âliyesi Mahmud Usta Osmanoğlu açın Nazihat Suresinin tefsirine mealini araya sıkıştırmış bu rivayet. Kur'an'ın metnine şirki sokuyor adam. Meal metnine, mealin içerisinde Allah'a nasıl şirk koşulur? Bunu şey yapıyor. Tavsiye ediyor. Böyle buyurulmuştur diye. Ya Kur'an metnine, Kur'an-ı Kerim'in mealine şirk inanışları sokan bir adam, müritlerini şirkle yola getireceğim diye inanan bir adam, uydurma hadislerle insanları ikna etmeye çalışan, şirke yönlendiren bir adam, bir zihniyet, bir cemaat nasıl oluyor da Allah dostu oluyor? Niye inanalım onların iyi insanlar olduklarına? Nasıl onlara iyi gözle bakacağız? Nasıl onlardan İslam'ı öğreneceğiz? Niye öğrenelim? Tasavvuf arınmak, temizlenmek değil midir? E siz niye kendinizi yalanlardan arındırmıyorsunuz öyleyse? Bitmedi arkadaşlar, bitmedi. Söyleyecek çok şey var bu konuda. Bakın bu kitap Behçetü Seniyye Muhammed bin Abdullah Hani tarafından yazılmış. Hangi yayın evi? Bilin bakayım. Bak burada ne yazıyor? Emerkant yayınları. Zaten Türkiye'de şirkin distribütörüdür bunlar. CEO'sudur bunlar. Şeytan bir şirk devleti kursaydı bunları kesin büyükelçisi tayin eder. Aynı rivayeti gelmiş buraya sokmuş. Bak ne diyor burada? İşlerinizde şaşkınlığa ve hayrete düştüğünüz vakit kabir ehlinden yardım isteyin. Hiç ölmeyen Allah'tan niye yardım istemiyorsun? O da olur, bu da olur. O zaman şunu diyorsun. O da tapalım, o da tapalım. E bu şirk oluyor. Şirk de bu zaten. O da olur, bu da olur desen şirk oluyor. Ha bu da tapmışım, ha ona tapmışım. İkisi de aynıdır dersen. E zaten Ebu Cehil bunu diyor. Bunu dediği için Ebu Cehil zaten. Rezil bir şey ya. Yani Ebu Cehil'e sorsanız Muhammed böyle mi inanıyor diyor. Hayır diyecek ya. Ebu Cehil Hazreti Muhammed'i bundan daha iyi tanıyorlar. Bakın şeytan bile Allah'a diyor ki enzirni ila yevmi yub'asûn. Ölülerin dirileceği güne kadar bana müsaade ver diyor.
İblis kime yalvaracağını biliyor. İnni yehafullâhe rabbel alemin diyor. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. Bunu şeytan söylüyor. Ya şeytan kadar da mı Allah'ı tanımıyorsunuz? Şeytan kadar mı akideniz düzgün değil? Rezillik ya. Devam edelim. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni, onun hayatı Menzil kitabı evinden çıkmış. Dedik ya, menzilsiz olmuyor bu işler. Sonra bu kitapları toplatmışlar, kaldırmışlar piyasadan. Kitabı piyasadan kaldır da şirki piyasadan niye kaldırmıyorsun? Bu kitabın 266. sayfasında şöyle bir ifade var. Menzil yayınlarından çıkmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İşlerinize şaşkın ve muhayyer olduğunuz vakit, yani hayrete düştüğünüz vakit, kabir ehlinden yardım dileyiniz. Niye? Bakın aynı rivayet Menzil'de de var, İsmaila'da da var, Nurcular'da da var. Hele Said Nursi tam zamanadan çıkmış. Abdülkadir Geylani'den diyor. Abdülkadir ne zaman diyor cevizim kaybolsa Abdülkadir Geylani'den istiyorum diyor. Bir al sana bir Fatiha, ver bana bir ceviz. O da diyor bana cevizimi geri getiriyor. Ve işin garip tarafı şurası. Said Nursi kaybolan cevizin yerini bilmediğini söylüyor. Ama Nurcular Said Nursi'nin gaybı bildiğine iman ediyorlar. Böyle bir mantık olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir zihniyet olabilir mi? Ve Said Nursi daha da ileri gidiyor Risale-i Nur'da. Abdülkadir Geylani ol dersi olurmuş. İddiası budur. Yani bizim tasavvuf alemi şirk içerisinde yüzüyor. Tasavvuf nefsi tezkiye etmektir, ruhsal olgunluktur, arınmaktır. Hepsi yalan arkadaşlar. Hiçbir tanesi doğru değil. Bir kere olgun bir insan, edepli bir insan Allah'a karşı edepli olur. Şirk koşmaz. Allah'a karşı gösterebileceğiniz en büyük edep budur. Bir kere nefsini tezkiye eden bir insan yalanlardan kendini arındırır ki tasavvuf komple uydurma hadisler ve yalanlar bataklığıdır. Sen önce kendi kitaplarını bir yalanlardan arındır. Sen önce kendi sohbetlerini uydurma hadislerden arındır. Uydurma masal menkıbelerden arındır. Kur'an-ı Kerim'le süsle. Tabi Kur'an-ı Kerim'i böyle vitrin süsü gibi falan değil. Kur'an-ı Kerim'i delilendirerek konuş ki işte konuşmanın süsü odur. Ondan sonra biz senin iyi insan olduğuna ikna olalım. Bitmedi arkadaşlar. Musahabe, bakın Ramazanoğlu Sami, Nakşibendi'nin ayrı bir kolu, ayrı bir cemaat, ayrı bir şey. Bakın burada da yine sayfa 152 6. cilt aynı rivayeti getirmiş, buraya koymuş. Ebedi hayata nail ancak marif-i ilahiye ve eskar-ı batiniye malik olan kimsedir. Peygamber Efendimiz şöyle demiş. Ey benim ümmetim, size bir müşkilat, bir gam, bir keder teveccüh edince Evliyaullah'ın ziyaretine koşunuz ki onların berekatı ve müşkilatınız hal ve gam ve kederiniz zahil olsun. Bu hadis Arapçasını da koymuş buraya. İzâ tehayyertum fil umuri feste'inu min ehli kubur diye. Bunu da buraya koymuş. Size bir gam ve keder olunca diyor Evliya'ya koşun. Peki Yusuf Aleyhisselam demiyor mu ki ben hüznümü ve kederimi ancak Allah'a arz ederim diye? Kendisi de Evliya değil mi zaten? Bunların evliya tanımı Tanrı'dır arkadaşlar. Peygamberler yanından bile geçemezler. Zaten tasavvuf ve tarikatlarda evliya tanımı şamanizm, Hinduizm, Budizm, Hristiyanlık, Yahudilik, bilmem nelerin felsefesi karmakarışık hale gelmiş, kadim mitolojilerin, milletlerin hurafelerle harmanlanmış, yarı tanrı bir insan. Ol deyince olduran, öl deyince öldüren bir varlık. Hatta tasavvufta şöyle bir şey vardır. Bir insan öldüğü zaman, bir veli öldüğü zaman kınından çıkmış kılıç gibi olur. Kılıç kınındayken kesmez. Ama kınından dışarı çıktığı zaman daha keskin ve daha aktif hale gelir. İşte bu yüzden onlar ölülerden medet umarlar. Tasavvuf tam bir putperestliktir. Tam bir putperestliktir. Bakın Tanrı hepinizin tanıdığı bir isim. Mehmet Zahit Kotku. Bakın ne demiş. Burada sayfa 200. Burada çok rezil şeyler var da ben bir tanesini okuyacağım. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuştur. İşlerinizde güçlükle karşılaştığınız, kararsız olduğunuz zaman kabir ehlinden yardım isteyiniz. Buyurun efendim. Ya bu yalanın bulaşmadığı tarikat yok, kalmamış. Tabii ki sizi eleştireceğiz. Tabii ki şirki yaydığınız için bir Müslüman olarak size tepki göstereceğiz. Sizi kabul etmeyeceğiz. Sizi beğenmeyeceğiz. Allah'a ortak koşuyorsunuz siz. Şirkinizi Resulullah'a iftira ediyorsunuz. Muhammed Aleyhisselam'ın söylemediği şeyleri söylemiş gibi gösteriyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı rivayetleri İslam diye anlatıyorsunuz. Tasavvuf edep kitapları içerisinde Resulullah'a karşı en edepsiz ifadeler var. Kur'an-ı Kerim'e karşı en edepsiz ifadeler var. Ya bir insana iftira atmak başlı başına bir edepsizlik değil midir? Bunu Resulullah'a yapmak daha büyük edepsizlik değil midir? E düşünmüyor musunuz bunları? Neymiş bunun kaynağı? Bize birisi izah etsin. Soruyor Abdullah Hoca, bunun kaynağını bana verin. E sen ona inanmıyorsan biz seninle konuşmayacağız. Orada yok mu? Orada olması yetmez mi? Yetmez. Senin dinin, imanın hangi kitapsa, nereden alıyorsan, neyden hesaba çekileceksen ondan delil getir. Delil getir diye de okumamışsın zaten. Adam bu sahiptir diye almamış kitabını. Buna inanmayın diye almış. Bu da ayrı bir rezillik ya.
Bakınız arkadaşlar, Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Biz Allah'ın kelamına bakalım. Bakara suresi ayet 186. Oruç ayetleri içerisinde geliyor bu ayet. Biliyorsunuz Ramazan ayı duygusal atmosferin tavan yaptığı bir aydır. İnsanların en çok türbelere akın ettikleri, ilk iftar, ilk sahur, ilk bilmem ne diye Allah'a bol bol şirk koştukları, bol bol hurafe uydurdukları bir aydır. Bakın ne diyor Cenab-ı Allah. Kullarım beni sana sorarlarsa ben onlara yakınım. Bana dua edenin duasına karşılık veririm. Udu'uni estecib lekum. Dua edin cevap vereyim diyor Allah-u Teala. Onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana güvensinler ki olgunlaşsınlar. Allah kendine çağırıyor. Bana dua edin diyor. Tarikatlar ölülere yalvarın diyor. Hiç ölmeyen Allah'a yalvarmakla mezarında çoktan çürümüş bir ölüye yalvarmak arasındaki farkı sen bilmiyorsan ortalıkta Müslümanım diye geç etme. Senin Abdülkadir Geylani bırak sana yardım etmesini. Mezarı Bağdat'tadır kendisinin. Amerika Bağdat'ı tarumar ederken, tecavüz ederken, yakıp yıkarken kendi mezarını kurtarmaktan bile aciz kaldı. Nereden gelsin seni kurtarsın? Ama bunu kafan almıyor mu? Bunu anlamıyor musun ya? Bakın başka ayetler. Bunlar hiçbir şey yaratamayan, üstelik de yaratılmış olan birilerini Allah'a mı ortak sayıyorlar? Halbuki onların bunlara yardım etmeye güçleri yetmez. Onlar kendileri için bile bir şey yapamazlar. Yapamıyorlar zaten. O müşrikleri doğru yola çağırsanız size uymazlar. Çağırsanız da sessiz kalsanız da sizin için değişen bir şey olmaz. Bir sonuç alamazsınız. Çünkü adam şeyhim de şeyhim, hurafe de hurafe, yalan da yalan tutturmuş. Burada hadis var diye tutturmuş. Ey müşrikler! Allah ile araya koyup yardıma çağırdıklarınız sizin gibi kullardır. İddianız da haklıysanız haydi onları çağırın da size cevap versinler. Nitekim bu benim aklıma başka bir ayet getirdi. O şurada yazıyor zaten. Ahkaf suresinin ilgili ayetlerine bakarsanız eğer 4 ve 6. ayetlere kıyamet kopana kadar kendisine cevap veremeyecek olan birine yalvarandan daha sapık kim olabilir diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'e göre sapık nedir? Sapık iki nokta üst üste Allah ile birlikte evliya veli zannettiği adama yalvaran kimse. Sapık odur. Sapık Allah'a yakın diye birinden yardım isteyen medet umandır. Burada şöyle bir çarpıtma yapıyorlar. Efendim sen doktordan işte şifa istediğin zaman şirk mi koşuyorsun? Güzel de ben doktora günahlarımı affet diyor muyum? Hem kaldı ki bir telefonla ona ulaşabiliyorsun. Adam canlı. Sen ölüye yönlendiriyorsun. Ölüden istediyorsun. Ölü sana bir bardak su verebilir mi? Ölü seni tedavi edebilir mi? Ölü sana serum bağlayabilir mi? Sen ölü ile diri arasındaki farkı bilmiyorsun. Geçtim onu. Allah'la, hiç ölmeyen Allah'la mezarında yatan adam arasındaki farkı da anlamıyorsun. Ne garip bir müşriksin sen. Devam edelim. Onların ayakları mı var ki yürüsünler? Ellerim var ki tutsunlar? Öldüler, toprak oldular. Çürüdüler. Gözlerim var ki görsünler? Kulaklarım var ki duysun, dinlesinler? Peki Allah'a ortak saydıklarınızı çağırın. Haydi bana bir oyun kurun, göz açtırmayın. Sen böyle evliler hakkında konuşuyorsun, seni çarparlar diyor bir tanesi bana. Hadi çarpın da vereyim hadi. Ya gitsin evliya Amerika'yı çarpsın. İslam düşmanı emperyalistleri çarpsın. Ya gitsin İsrail'i çarpsın, Siyonistleri çarpsın. Benden ne istiyor? Bir onlar tokatlıyor, bir siz tokatlıyorsunuz Müslümanları. Gidin gavuru tokatlayın biraz da. Devam edelim Arap Suresi 196'yı. Benim velim, en yakınım Allah'tır. Kitabı indiren Allah'tır. O iyiliğe velilik eder. Yani o bizim koruyup kollayıcımız. O bize yeter. Ey müşrikler! Allah'ı aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız size yardıma güçleri yetmez. Onlar kendileri için bile bir şey yapamazlar. Defalarca anlatıyor Allah-u Teala. Döndürüp döndürüp anlatıyor. Yapmayın, etmeyin. Onlar size yardım edemez. Onlar hiç yapamaz. Ama geldi anlat. Şuara suresine geçelim. Bakın İbrahim Aleyhisselam ne demiş? Hani Allah Kur'an'ı kendi İbrahim'e örnek alın diyor ya. Siz olup putperestlere örnek almayın. İbrahim Aleyhisselam'a örnek alın. O ne demiş? Beni yaratan, bana doğru yolu gösteren varlıkların sahibidir. Allah'tır. Beni yediren, içiren O'dur. Hastalandığında şifayı O verir. Türbe vermiyormuş. Bak türbeye mi gidin diyor İbrahim Aleyhisselam. Sen bundan bir şey anlamıyor musun? Şu ifadeler sana hiçbir şey anlatmıyor mu? Beni öldürecek, sonra tekrar hayat verecektir. Hesap günü hatalarıma bağışlamasını beklediğim de olur. Demek ki Nakşibend olunca kurtulmuyormuşsun. Demek ki menzildeki gibi şeyhin çorbasının içinde kurtulmuyormuşsun. Demek ki Nurzuhal direkt cennete gidiyormuş diye bir saçmalık yokmuş. Beni hesap günü hatalarımı diyor bağışlamasını beklediğim de odur, Allah'tır. Allah akıl olmuşsan kurtulursun. Rabbim bana hikmet, doğru karar verme yeteneği ve beni iyilerin arasına kat. Gelecek nesiller için doğru anlamamı bana nasip eyle. Nimetlerle dolu cennetine beni varis eyle diye devam ediyor. Dualar devam ediyor. Burada ne anlamalıyız arkadaşlar buraya kadar yaptığımız konuşmadan? Tarikatlar Allah'a ortak koşma merkezleridir. Kitaplarında, eserlerinde bol miktarda uydurma hadis ve şirke yönlendiren ifadeler vardır. Bu yüzden insanlar sizden nefret edecekler. Allah-u Teala sizin nefretinizi kalplere yerleştirecek. Ya Allah kendisine iftira atan bir yapılanmayı niye desteklesin? Niye size iktidar versin?
Allah-u Teala niye sizi daha iyi bir konuma getirsin? Rahat rahat şirk koşun diye mi? Allah size niye mülk versin? Niye saltanat versin? Niye insanların gözünde daha iyi yere gelin ki? Bulunduğunuz yerde Allah'a şirk koşuyorsunuz. İmkanlar daha da arttıkça daha da şirk koşacaksın. Allah bunun önünü niye açsın ki? Biraz mantıklı olun ya. Alemlerin Rabbi olan Allah'a dua edip ona yalvarmak yetmiyor mu? Ölülere tapınıp duruyorsunuz. Arkadaşlar bu kadar laf uzatmaya bile gerek yok. Allah'a birlikte bir başkasına yalvarıp bir başkasına medet uman, türbelere tapan müşriklerdir. Allah'a iftira atan yalancı insanlardır. Allah-u Teala bunlarla kıyamet günü hesaplaşacaktır. Sizin o veli zannettikleriniz bakalım kıyamet günü ne hale gelecekler? Allah dostu diye pazarladıklarınız bakalım ne hale gelecekler? Bunu kıyamet günü göreceğiz. Allah kerim, Allah kerimdir, dünya küçüktür, Allah büyüktür. Biz sizinle kıyamet günü görüşürüz. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.